Dünyamızda neler oluyor? Neden buzullar eriyor? Ozon tabakası neden delindi? Bütün bu sorular ve cevapları insanoğlunun ve yerkürede yaşayan bütün canlıların hayatını derinden etkiliyor. Sanayi devriminden günümüze atmosferdeki gazların döngülerinde yaşanan sıkıntılar bugün artık hepimizin hayatına küresel ısınma terimini yerleştirdi. Dünyamız güneş ışınlarının yanı sıra kendisinin yaydığı ışınlarla da ısınır. Dünyamızın yaydığı ışınlar atmosferde bulunan karbondioksit, metan ve su buharı gibi gazlar tarafından tutulur, böylece dünya ısınır. Işınların bu gazlar tarafından tutulmasına sera etkisi denir. Sera etkisi doğal ve yerkürede yaşam için bir ölçüye kadar gerekli bir olaydır aslında. Ancak karbondioksit ve diğer sera gazlarının atmosferdeki miktarının aşırı artması sonucu ışınların yerkürede tutulması artmakta ve yerküre fazla ısınmaktadır. Sonuç olarak insanların sanayileşme sürecindeki aktiviteleri, ulaşım araçlarını çalıştırmak ve evlerini ısıtmak için aşırı fosil yakıt kullanmaları, aşırı tarım yapmaları sonucunda atmosfere verdikleri karbondioksit gibi sera gazlarının miktarını arttırırken, dünya atmosferiyle okyanusların ortalama sıcaklıklarında belirli bir artış ortaya çıktı. Sanayileşmenin yaşantımıza kattığı yenilikler ve kolaylıklar aynı zamanda doğaya geri dönüşümü olmayan zararlar da verdi. Merhaba, bugünkü programımızda günlük yaşantımızda sıkça kullandığımız kimyasal maddelerin çevresel etkilerini inceleyeceğiz. Bilimin gelişmesinin ve sanayi devriminin yarattığı uygarlıkla birlikte İnsanoğlunun yaşam biçimi ve gereksinimleri değişti. Tüketici olarak daha hızlı çözümler istedik hep. Bunu sağlamak içinse hep daha fazla kimyasal maddenin yaşamımıza girmesine izin verdik. Ne yazık ki bu kimyasal maddeleri yanlış, gereksiz ve aşırı miktarda kullanmamız hem bizlerin hem de doğal çevrenin olumsuz etkilenmesine neden oldu. Deterjanlar sağladığı temizlik sayesinde sağlığımızı korumamıza yardımcı olan kimyasallardır. Ancak deterjanların yapısında bulunan organik ve anorganik maddeler, bakteri ve enzimlerin etkisiyle biyolojik bozulmaya yeterince uğramaz ve doğada birikerek çevre kirlenmesine neden olur. Bu maddeler aynı zamanda sağlığımız için de zararlıdır. Deterjanlarda temizleyici, su yumuşatıcı ve beyazlatıcı olarak kullanılan katkı maddeleri de sağlığımız için zararlıdır. Bu kimyasallar bulundukları ortamda biyolojik olarak parçalanmadıkları için doğada uzun süre kalıcıdırlar. Bu nedenle de çevre kirliliğine neden olurlar. Örneğin dericilik ve kağıt endüstrilerinde kullanılan sodyum sülfür hem suyu hem de toprağı kirleten toksik bir bileşiktir. Boyar madde, gübre, metalurji gibi birçok sanayi kolunda kullanılan sülfürik asit ise su çekici özelliktedir ve cilde temas ettiğinde ciddi zarar verir. Sülfürik asit suya karıştığında ise suyun pH'ını değiştirdiği için birçok canlının yaşama ortamını bozar. Kullandığımız bu tür kimyasalların